Merhabalar, öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak Kovan filminin senaryosu önünüze geldiğinde neden çekilmesine karar verdiniz? Bir kere iklimle alakalı bir filmdi. İklimle birlikte arılar da işin içindeydi. Ve bir de arıcılık vardı. Bu dünyayı kurtaracak olan genel elementler olduğu için özellikle benim motivasyonum buydu açıkçası. Bir yapımcı olarak popüler kültür dışındaki filmleri çekmekten korkmuyor musunuz acaba? Ya bu bir tercih meselesi. Açıkçası popüler film çekmek herkesin çekebileceği bir filmler. Bizim filmlerimizi herkes çekemez zaten. Albert Camus'un yabancı kitabı sizin elinizde çok fazla sayıda varmış sanırım. Gittiğiniz her ülkeden farklı dillerde alıyormuşsunuz. Bu kitaba özel ilginizin sebebi nedir acaba? Çünkü insan ve toplum ilişkisini en iyi anlatan, toplumun insanı, bireyi nasıl yargıladığını anlatan önemli bir kitaptır benim için. Ve gittiğim her ülkeden o ülkenin dilinden bir Albert Camus yabancı alıyorum. Evet, duyduğumuza göre 50'den fazla bu kitaba sahip misiniz? Daha fazla şu anda. Daha fazla. Teşekkür evet. ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Öncelikle sanırım Muş doğumlusunuz. Evet. Sonra İstanbul'da heykelcilik okumuşsunuz. Hı-hı. Sonra Hollanda'ya gitmişsiniz ve Kraliyet Akademisi'nde okumuşsunuz. Evet. Daha sonrasında New York'a gitmişsiniz. Orada da sinema üzerine Institute of Technology'de yüksek lisans yapmışsınız. Evet. Peki bunlardan sonra orada bir iş de kurmuşsunuz sanırım. Çalışmışsınız bir süre. Sonrasında Türkiye'ye gelme motivasyonunuz neydi acaba? Biraz özel bir sebep açıkçası. Evet. Ama Türkiye'de daha net çalışmak istediğimden diyebiliriz. Biraz özel bir sebepten dolayı geri dönmek durumunda kaldık da. Sizce İzmir gelecekte sinema sektörünü buraya taşıyabilir mi acaba? Sinema sektörünün kalbi olma ihtimali var mı? Yani ben hiçbir yerin kalbi olması taraftarı değilim. Hani homojen bir şekilde dağılabilir mesela. İşte Ankara'da, İstanbul'da da, İzmir'de de. İzmir'de de bir şeyler yapıyoruz pek tabii ki. Şu an zaten bazı girişimler var. Dün akşam onun toplantısındaydık açıkçası. İzmir'de de elbet bir şeyler yapılacak. Ama İstanbul merkezinden kurtulması gerektiğine inanıyorum ben de. Tam olarak bence tüm Türkiye'ye homojen şekilde dağılması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Netflix'in sinema sektörünü ne şekilde etkilediğini düşünüyorsunuz acaba? Bence olumlu etkiliyor. En azından bir yapımcı olarak bize ekstra bir alternatif sundu dijital platformlar. Yani bizim pazarımıza bir pazar daha eklenmiş oldu şu anda. Bu anlamda avantajlı bir şey olarak görüyorum Netflix'i. En sevdiğiniz bir yönetmen veya bir film var mı? Yani bir yok, bir sürü var. Yani Tarkovski'yi çok severim. David Lynch'i çok severim. Türkiye'den Semih Kaptanoğlu'nu çok severim. Tabii ki Nuri Bilge Ceylan'ı çok severim. Yani çok, çok var. Tüm hayatınızı ve tecrübelerinizi topladığınızda bize vermek istediğiniz bir öğüt var mı acaba gençler olarak? Ya ben hiç öyle bir şey yapmam ya. Ya gerçekten hiç öyle bir şey yapmam. Yani sonuçta yaşam bu. Yani herkes bir şekilde öğüt vermek biraz kötü de tavsiye verebilirim. O da şu dediğim gibi en başta. İleride mutlaka hepiniz film çekmek isteyeceksiniz. Mutlaka sinema sektörünün bir tarafında bulunacaksınız ve bunu yapmanız için de network ihtiyacınız var kısaca. Ve bu network'ün en iyi yapılacağı yerlerde festivallerdir. Olabildiğince çok festivale dahil olmaya bakın. Özellikle bu bizim önemli dediğimiz birkaç festival vardır mesela. Antalya, Ankara, İstanbul, Adana Film Festivali başta olmak üzere dahil olduğunuz kadar hatta ekiplerine dahil olmaya çalışırsanız bu network'ü daha kolay becerebilirsiniz diye düşünüyorum kısaca. Çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için ve güzel tekrar görüşmek için. Üzere. Görüşürüz.